Birçoğumuzun çocuklukta bir korkusu olmuştur, karanlık gibi. Peki karanlıktan çok korkan bir çocuk olarak gece susasanız ve suyu kendi başınıza mutfaktan almak zorunda kalsanız, tam da bu sırada tüm korkularınızla yüzleşseniz, acaba bu korkularınızı yenebilir miydiniz? Herkese selam, ben Onur ve bugün My Sticker Book, yani çıkartma kitabım isimli oldukça popüler, eğlenceli ve çok tatlı bir oyun oynayacağız. Oyunda jump scare vesaire yok. Karanlıktan korkan küçük bir kızın macerasında ona yardım edeceğiz. Videoda bulduğunuz gizemleri yoruma yazabilirsiniz ve yeni videonun hızlıca gelmesi için videoya like atmayı lütfen unutmayın. 7000 like'da yeni video gelecek. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Karanlık korkumuzu yenmeye gidiyoruz. My Sticker Book, yani çıkartma kitabı, hemen start yani başlaya bastım ve kırmızı oldu yalnız bir anda. My Room diyor küçük kız, benim odam diyor ve bakalım odasında şu anda çok mutlu, kitap okuyor. Üstünde yıldız var. Bu sticker book, yani çıkartma kitabı dediği herhalde bu. Uyudu. Şu an zzz diye uyuma efektini de oraya koymuşlar. Ve bir anda uyandı. Susadı. Gece susayabiliriz. Evet. Suyu yanımıza koymak en iyisidir gece. Hele ki karanlıktan korkuyorsak böyle şeyler yapmak lazım. Bir sehpa lazım. Şimdi kapıya doğru bakıyor kız. Ve kapının dışına baktı. Biraz hafiften tırstı. Nasıl çıkacağım diye. Evet, dışarıda canavarlar var. Ben ne yapacağım şimdi? Nasıl alacağım? Anneye ya da babaya seslenirsen, o sana getirirse daha iyi olur. Bu arada ışık gibi bir şey gördü orada. Evet. Fairy Tale, yani peri masalı çıkartma kitabına baktı ve burada şey yazıyor. Canavarlar ışıktan korkar yazıyor. Evet, bunu gördü ve şu anda hayal etmeye başladı. O kitap ona güç veriyor anladığım kadarıyla abi. Karanlıkta güç veren bir kitap. A ve D ile sağa sola space'de zıplıyoruz. Mouse'la da sticker'ları topluyormuşuz. Tamam, şuradan çarpıya bastım. Sticker'ları toplamak. Ha, şunlar sticker. Tamam. Yalnız bunu yapınca kız uykuya dalıyor gibi oluyor böyle sticker'ı tutunca. Değişik. Şu da sticker gibi. Tamam, bu da bir ışık. Burada kalp çıktı. Kalbi aldım. Burada canavar gibi bir şey var bu arada gerçekten. O gördüğü canavara benzer şey var. Evet. Korku diyor. Bu aslında tabii ki bizim bilinçaltımızda yarattığımız bir korku, yani normalde burada bir canavar falan yok. Ve burada bir ışık var. Işık şu herhalde ama... Bir dakika, şimdi şuraya koyalım. Evet, put here, yani buraya koy diyor. Şu şeyin üstüne herhalde ışığı koyacağız arkadaşlar. Ha, bu şey çok iyi olmuş bu arada. Çıkartmaları istediğimiz yere koyabiliyoruz bu şekilde. Bu güzel olmuş, bak buraya koydum. Ve hop diye gitti. İşte bu, çok güzel. Evet, şimdi sıradaki odamızdaki notada bakalım hemen. Longing, uzun bekleyiş diyor. Burada bir tane kuş var. Bir ağaçta elma var ve elmaya doğru bakıyor kuşumuz. Tamam. Hemen şuradan devam. Buradaki tabure gibi şeyi alabiliyoruz. Evet, kuşumuz burada bu arada. Elma da ileride diyor. Bir dakika şimdi. Elma ileride diyor. Bir dakika, bir şey oldu. Ne oldu öyle birden? Şimdi elma sağda diyor. Şöyle yapalım. Aa, bir dakika. Tamam, şimdi burada bir elma olması lazım ama elmamız şu an burada yok. Şöyle yapalım, bir dakika. Bunu biraz yukarıya doğru şöyle yapalım. Şöyle geçtim, tamam. Sonra bunu buradan alabiliyor muyum? Alabiliyorum, müthiş. Bu neymiş abi? Ha, bunu da alabiliyor muyuz? Ben buradan kalbi aldım. Şu şeyi sula diyor. Şimdi önce çiçeği sulamamız gerekiyor abi. Çiçek bu. Çiçeği sulayacağız. Şöyle yapalım o zaman. Şöyle gel biraz daha. Şöyle gel gel gel. Tamam, şöyle geç. Sulamamız lazım değil mi bunu? Sulamak için su nerede var? Su su su. Ha, şunun arkasında bir şey var gibi. Bak 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 bak. Görüyor musun? Oraya saklamışlar tam şuraya. Tamam, bunu aldım abi. Güzel. Şimdi buradan gideceğim, onu sulayacağım büyük bir ihtimalle. Korkularımızı yeneceğiz arkadaşlar bugün. Şunu da aldım. Tamam, şimdi bunu bunun üstüne mi koyacağım? Hah, suladım. Harbi suladım. Bak görüyor musun, büyüdü. Bu ne? Bir dakika, saksı değil. Abi bir dakika, saksının içinden ağacı aldım sadece. Böyle olur mu acaba? Dur bir deneyelim. Bir dakika, şunu böyle alalım. Herhalde bu ağacı oraya koyacağız gibi anladım. Şöyle yapalım. Yalnız çok eğlenceli oynaması falan. Gerçekten çok hoşuma gitti. Evet, bunu buraya koydum. Ve bunu buraya koyunca arkadaşlar kuş tekrar o resimde olduğu gibi bu hale geldi ve gitti oradaki elmayı yedi. Sonra bize de tüy bıraktı. Tüyü aldım.
tüyle ne yapacağım acaba? Tüyle de şuradaki canavar mı gidecek? Buraya koyacağım herhalde. Bir dakika. Ha şöyle yaptım, gıdıkladım mı? Aynen, gıdıkladım abi. Müthiş. Şurada bir tane resim var bu arada. Bu resimde herhalde biz, annemiz ve babamız diye düşünüyorum. Bu tüyü falan alamıyorum değil mi giderken? Yok, alamıyorum. Ve sıradaki odamıza da geldik arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakalım. Şimdi üst tarafta bir tane yağmurlu bir pencere, bir hava var ve burada bir nota, bir de deniz kabuğu gördüm. Burada da bir dolunay olan bir pencere var yine. Ve burada bir nota daha var. Yerde bir not var. Nota bakalım. Message, yani mesaj yazıyor. Burada deniz kızı mı bu? Deniz kızına benzer bir şey var. Bir küvetin önünde. Burada bir müzik kutusuna benzer ama aynı zamanda deniz kabuğuna da benzer bir şey var. Kurmalı çünkü. Şurada kurmalı olduğu için deniz kabuğuna da benzettim. İki tane de nota var. Tamam. Şimdi şöyle bir bakalım. Oo, bir dakika. Oraya değdim. Canım gitti. Bir saniye. Burada deniz kızı ağlıyor. Bu arada ben şöyle geldim ve perde kapandı, açıldı. Ha, bir dakika, böyle oluyor demek ki. Perdeyi kapatıp açabiliyoruz. Bir dakika, dolunaydayız şu anda. Ne anlama geliyor bu? Ha, dolunay şuradaki işaret ve burada bir nota vardı. Şurada bir şey var yalnız. Caution, yani dikkat mi yazıyor? Oy, o ne? Cadı mı bu? Cadı gibi bir şey var orada. Bir dakika, şurada bir tane nota var. Aha, notayı kırdım ve notayı mı aldım? Aynen. Bir dakika, şurada bir tane de kilit var ama kilidi nasıl açacağım acaba? Kilidi şu an açamıyorum. Bu gene geliyor bu. Tamam, şuradan hemen geçsem oluyor mu? Tamam, çok güzel abi. Şunu buraya koyalım önce. Bunu böyle koydum. Herhalde şuraya koyacağız. Tamam, şimdi bunu... Bir saniye abi, geriye bir dönmemiz lazım. Dolunayla havada bu notayı aldık. Şimdi diğer havada da şunu alacağız herhalde. Diğer notayı alacağız. Yağmurlu havada. Diğer notayı alacağız. Ve deniz kızının yanına koyacağız büyük ihtimalle. Yağmurlu hava. Bir dakika, acaba kapalıyken ne olur? Kapalıyken gitsek ne oluyor? Ha, burada şeyler var. Aa, bir dakika. Bir saniye abi. Şu anda bu sanki yağmurlu hava gibi çıktı ama yağmur sesi var. Gene yağmurlu bir hava galiba. Bak. Tamam, böyle de yapsak aynı oluyor galiba. Yani perde kapalı da olsa, açık da olsa yağmur sesi olduğu için yağmurlu hava olarak algılıyor onu herhalde. Tamam, bunu aldık. Tamam, bu kapı anahtarı. Şunu alalım. Bu ne? Bunu buraya mı açacağız? Nereye açacağız bunu? Açamadık. Tamam, bir saniye. Oradan bir tane daha şey aldık. Güzel. Bunu da böyle aldık. Şimdi tekrar dolunaya mı gelelim? Tekrar dolunaya gelelim bakalım. Hop, kaç cadıdan, kaç cadıdan. Tamam, güzel. Evet, tekrar buraya gelince de bu sefer anahtar kilit oldu. Şunu şöyle açacağız herhalde. Evet, açtık. Bunu buradan aldık. Çok güzel ya. Gerçekten çok eğlenceli. Ve bunu aldık arkadaşlar. Son olarak herhalde şunlara bizim ihtiyacımız yok galiba. Bizim son olarak buna ihtiyacımız vardı galiba. Bir dakika. Şuradan canımız gitmesin. Buradan zıplaya zıplaya geç 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 geç. Tamam, güzel. Şimdi şöyle. Heh, tamam. Şimdi. Evet arkadaşlar, şu anda biz şuradaki resimdeki şeyi yapabileceğiz artık. Bak, buraya deniz kabuğunu koyacağız. Notaları da yanına koyacağız. Bak şimdi. Bir dakika, notaların sırasının bir önemi var mıdır? Altta tek çubuk olan var. Ben üste koyacağım tek çubuğu. Şöyle koyacağım. Bakalım değişiyor mu? Pek zannetmiyorum. Böyle koydum. Aa, ne güzel. Müzik kutusu çalıyor. Çok güzel ya. Sesler, müzikler çok iyi bu arada. Aa, gitti. Siyah bir kalp kaldı. O da boya olarak düştü. Çok güzel oldu bu. Evet, tekrar şu anda acaba burayı mesela yağmurlu hava yapsak, geriye dönsek tekrar bir şeyler oluyor mu? Acaba tekrar şeyler çıkar mı? Pek zannetmiyorum ama notta bir değişiklik var mı? Yok. Burayı tekrar açtım şimdi. Dolunay. Ha, o şey de gelmiyor bak artık. Dikkat diye bir tablo geliyordu ya. O tablo da artık gelmiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani karanlıktaki korkusunu yenmiş olduk küçük kızımızın ve hemen devam ediyoruz. Küvetin oraya kadar geldik. Şu müzik kutusunu da alsak bir işe yarıyor mu?
Neyse buradan devam ediyorum. Ve evet, mutfağa ulaştık galiba. Şu anda mutfaktayız. Ve sürahimiz burada, bardağımız burada. Şimdi buradan su içeceğiz. Aha, buradan çıkabiliyor muyum dedim ama çıkamadım. Burada tıklanabilir herhangi bir şey var mı diye bakıyorum ama. Doldurduk mu biz onu? Herhalde doldurduk. Evet arkadaşlar, şu anda suyumuzu içtik ve kız mutlu bir şekilde yatağına geri dönüyor galiba. Evet, yine hayal kuruyor. Kitabına bakıyor. Suyunu da içti artık. Uyuması için bir engel yok. Kapının orada. Ne yapıyorsun kapının orada? Tekrar dışarı çıkma bak. Bir daha bizi o maceraya baştan sürükleme. Tamam, şimdi gitti ve suyunu içti. Tekrar yatağına döndü ve uyumaya devam etti. Ve peri masalındaki o şirin, tatlı, sarı saçlı peri de başında. Evet, arkasında yine bir canavar çıktı. Peri şaşırdı bu arada. Ama gülümsedi ve elindeki değnekle o canavarı da yok etmiş oldu. Ve good night, yani iyi geceler dedi küçük kızımızın başında. Onun uyumasına yardımcı oldu ve oyunumuzu böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Oyun gerçekten çok tatlı ve çok eğlenceli arkadaşlar. Siz de oynamak isterseniz, tamamen ücretsiz bir oyun bu arada. Steam üzerinden oynayabiliyorsunuz. Açıklamada en üstte ben linkini bırakırım. Siz de Steam üzerinden isterseniz oynayabilirsiniz. Zaten kısa bir oyun. Eğer bunun gibi yine yurt dışında böyle çok popüler ve daha farklı oyunların da gelmesini istiyorsanız kanalda mutlaka aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda 31 Ekim Cadılar Bayramı olarak yurt dışında kutlanıyor arkadaşlar ve 31 Ekim tarihinde birçok oyunun yeni bölümü çıkacak. Yani 31 Ekim'den sonra Kasım ayının başlarında videolar çok çok sık gelmeye başlayacak. O dönemi kaçırmak istemezsiniz, mutlaka kanala abone olup tüm bildirim zilini açtığınızdan emin olun. Birçok farklı oyunun gizem, hikaye ve oynanış videoları burada olacak. En son yüklediğim The Baby in Yellow videosunda izlemediyseniz şu an hem ekranda hem de kartlarda görebilirsiniz. Cadılar Bayramı için yeni bir güncelleme geldi. O videoyu da mutlaka izleyin. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.